Demet Akalın bundan 8-9 ay önce kızı Hira'nın, bir bebek o, namaz kılarken çektiği 15 saniyelik videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştı. İşte bu video. Duyalım sesiyle. Ana, ölürüm, ölürüm. Maşallah, kurban maşallah. olurum ona. Ay maşallah. Gözlerim doldu yemin ederim. Şimdi Ay Demet, bu aşkım. görüntüye tepki Maşallah. verenler kimlerdi? Niçin tepki verdiler sence? Yani tabii bu kadar. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben küçüklüğümde Allah. Kur'an kursuna gittim. Anneannem kapalıdır, dayımların yarısı kapalıdır. Ama bir tane dayım da mesela İsviçre'de yaşar. İşte ayrı ayrı tatillere giderler karı koca. Çocukları öyle yetişir. Şimdi ben böyle, bunlar bana hiç anormal gelmediği için, yani ben şarkıcılık mesleğini yapıyorum diye dinsiz değilim. Yani baba derseniz her cuma cumasına gider, Ne namazını güzel. kılar. Dede öyle. Ve evimizdeki çalışanlardan biri de namaz kılıyor. Normal Beş yemeklerimizi vakit yapan namaz mı Şengül. kılıyor? Evet, 5 vakit Sen namaz namaz kılıyor. kılıyor Ben musun? namaz kılmıyorum. Ama dini inancım, yani orucumu Tutuyorsun. her sene tutmasam da tutmaya çalışıyorum. Ama bunun hesabını kimseye veremem. O benim Allah'la Ya aramda. tabii ki de. Ama yani bu o kadar güzel bir şeydi ki, o kadar sevindik ki. Ya çok güzel Çünkü tabii. biz böyle bir şey öğretmedik çocuğa. Yani Öyle bana hep mi? tepki şöyle yapıldı. İşte çocuğa ne öğretiyorsun? Çocuğa ne öğreteceğim yani? Bundan daha güzel öğreteceğim bir şey olabilir mi ki? Ama biz bunun, hani adı Hira olduğu için, Evet, yani kutsal bir isim. Hira Dağı'ndan geliyor. Kur'an'da adı geçsin, çok isim düşündük ve babası hani böyle bir mübarek isim koyalım dedi. Kendi koydu Okan bu ismi. Hani isminden dolayı mı acaba böyle bir şeye girdi dedi. O kadar mutlu olduk ki. Çünkü Şengül'den görmüş Baksana. belli. Ve Şengül evde çalışan evde hanımefendi mi? çalışan ve Onun namaz öncüsü kılarken. aynı Ve hala zamanda. yani bu bir sene işte önceki görüntü de. Dün akşam yine hala almış şeyi. Küçük bir Yasin kitabı var yine Şengül'ün odasında. Açmış böyle. Konuşamıyor da daha böyle. Almış eline pıtır 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 pıtır, Aa ya, pıtır olmaya maşallah. çalışıyor. Çok Yani güzel. inşallah bu çocuk, yani ben isterse tabii ki Kur'an kursuna da gidecek. Tabii ki öğrensin. Ve benim kızım işte bacaklarını açıp dans da yapıyor. Acaba diyoruz baleye de mi verse? Başka çocukların piyano çalarken Benim kızlar bebekliğinden beri baleye gidiyor, tavsiye ederim. video koyuyorlar aşağı, hani bu mu şey yani, Değil mi? Doğru. anormal. Aynen. Bana bu hiç anormal gibi gelmedi. Sadece Ya Allah'ım. bir kısım medya diyeyim yani, böyle bir tepki yaratmaya çalıştım ve bir Gayrimilli Allah'ı katmak zorunda kalırım yani, bu tepkiye hiç cevap verildi, böyle bir şey olabilir mi Kim yani? ne dedi? O dönemi bir hatırlayalım bakalım. 8-9 ay öncesine dönelim. Seni İşte en dediğim çok gibi üzen, o en çok kızdıran, öfkelendiren en çok tepkiler. kızdıran şey, çocuğu işte yobaz mı yapacaksın? Ya bunun yobazlıkla ne alakası var kardeşim? Hepimiz böyle büyüdük Böyle bir şey ya. olabilir mi? Hepimiz Yani böyle büyüdük kendileri yani. bak. Ben çok hassas olduğum konudur bunlar. Ben hep onu söylerim. Bu savaş bir yönüyle de Hira Dağı'nın çocuklarıyla Olimpos Dağı'nın çocuklarının Hep savaşıdır. söylersin, evet. Ben Evet, hep bunu hep söyler, söyledim bak. doğru. Çocuğun adı Hira. Şimdi çocuğu böyle Allah'ın ayetidir, bir de Peygamber Efendimiz'in de hadisidir. Peygamber Efendimiz hadisinde der ki: Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar diyor bak. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Anne ve babalar o çocuğu Müslüman, Yahudi veya Hristiyan yaparlar. Bak, İslam fıtratı üzerine doğduğunun en güzel göstergesi nedir biliyor musun Ömür? Bak, Allah'ın, peygamberin hadisinin. Şu videoyu küçük küçük yavaş yavaş oynatsana sevgili Ali. Dur, dur, dur. Bak, dur, dur abi. Biraz daha geri gel bak. O çocuk secdeye giderken o önündeki tesbihi nasıl kenara koyuyor bak. Bak, istese çocuktur ne bilir? Ay Bak yavrum. istese çocuktur hiçbir şey bilmez. Allah'ın büyüklüğüne bakın, mucizeye bakın. Gel geri gel, geri gel, geri gel abi. Bak, kurban oldum, Allah'ın mucizesine bak. Evet, dur. Şimdi oynat abi yavaş yavaş bak. İstese o şekilde de secdeye kapanır. Oynat Ali abi. Bak, aldı tesbihi kenara koydu. Görüyor musun abi? Bu ne anlama geliyor Bu mesela? ne saygı işte, saygı. Önünde bilmem ne varken, taş varken, bilmem ne varken secde olmayacağını Allahu Teala'nın müjdesidir, kalbe nakşeder. O da küçücük yaşta Allah'ın bir hediyesidir o, bak alıyor, biliyor onu. Alıyor, kenara koyuyor, öyle secde ediyor. Şimdi devam et, oynat abi görüntüyü. Bak, secde yaptı, kalktı ayağa bak. Oy bebeğim. Bak. Bak şimdi ellerine, Bak, ellerine ele bak bak, şimdi. ele bak. Dur. Aşkım, Dur. Ne var orada? Dur yavrum. bir dakika, dur dur dur. Kemal Beste ubudiyet içerisinde duruyor bak. Allah'ın Gel biraz geri, bir huzurunda. daha oynatalım Bak, orayı. yarı dededen Bak. yarı Niyet bak. hocamız, Niyet hocamız analiz ediyor. Bir dakika. Önemli. Bak abicim bak. Bunlar Allah'ın bak.
Allah'ın büyüklüğüdür. Bak nasıl kapacak. Dur bak. Oy benim aşkım. Görüyor musun? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Allah bağışlasın ya. Gülben Ergen Umre'ye gitmişti. Birkaç kere tabii Hira'yı ziyaret etti hastanede. Her gün geldi Allah razı olsun. Allah'ım sen ne diyorsun ya? Kabe'nin şeyinden getirmişti. Her gün onu sürüyorduk şeye. O kadar mutlu oluyordum ki. Yani ne kadar güzel. Bunların bu kadar hani tepki çekecek kadar... İnanamıyor insan. Hangi ya, kesim yani tepki verdi? Ben onu merak ediyorum. Hani çok belli bir kesim mi yoksa genel mi? Çünkü çok genel, mesela... Genel olabilir mi Allah hayır, aşkına? Hayır, beğenenler de çok oldu. Beğenenler daha fazla oldu tabii ki yani. Bilmiyorum kaç şey almıştı ama belli bir zümre rahatsız oldu. Hani benim üzerimden saldırmaya çalıştılar. Hani yobaz mı yetiştireceksin, yobaz mı yetiştireceksin? Bence hiç yobazlık değil yani. Böyle bir yobazlık olabilir mi yani? Kızım tabii ki namaz kılmayı da öğrenecek. Hira temizlik de yapıyor çok. Kur'an kursu. Ya inanamazsın İnanılmaz ya. İnanılmaz temiz de bir çocuk. Manikür yapıyor, temizlik yapıyor. Tabii babasıyla bale, özellikle. Şimdi sen mesela dedin bazı işte insanlar hani çok baleye şey yapma. Babası da istemiyor hani parmakları şey olur falan diye. Ben mesela dans ya da baleye de gitsin istiyorum tabii ki. Bale inanılmaz faydalı onu söyleyeyim. Gitsin dedi ama o. Yani bak dansa baleye. Bak şimdi çocuk kaç yaşında senin çocuğun Ömür? Benim çocuklar 10 çocuğun. Ve 12 yaşlarında. İkisi de gidiyor bebekliklerinden beri gidiyorlar. Bebekliklerinden beri. Bebekliğinden beri çocuk sana dedi mi baba beni baleye gönder diye? Yok. Ben baleye gitmek istiyorum dedi mi? Hatta bir ara... Hayır ben başka bir şey söyleyeceğim. Sordu mu sana ben baleye gitmek istiyorum diye? Çocuk ne bilsin baleyi? Hayır biz verdik ama sonra onlar sen hatta istemedi. Sonra kendi yani şimdi ayrı falan. Şimdi sen kendi isteğinle çocuğa dikte ediyorsun aslında. Tamam mı? Öyledir bir yer. Yani öyle abi lazım. Şimdi sen çocuğu baleye götürünce dikte ediyorsun. O çocuğa karışma olmaz. Ama kızım namaza geldi, secdeye geldin mi? Aa nasıl karışıyorsun çocuğa? Çocuğa karışacaksın tabii. Yönlendirmedir bunlar. Dikte demeyelim de. Yani, silah zoruyla yapmıyoruz bunu. Demet'e de demişler ya işte bilmem yobaz. Yok o niye kardeşim bu inanç meselesi niye bu kadar tepki çekiyor? Ben de anlamıyorum İnsanları gerçekten. Ediyor, i̇steyen inanır, isteyen inanmaz. İnanana da inanmayan karışamaz. İnanmayana da inanan karışamaz. Mesele bu kadar basit. Ya yurt dışında bir dakika adamlar İncil'e el basıp yemin etmiyorlar mı kardeşim? Ne? Sen aynı şeyi gel burada mecliste yap bir sürü mesele çıkar. Bak ben sen söylemiyorum. Yanlış mıyım bir dakika? Doğru söylüyorum. Bizde bir tukaka yapılmış böyle dini meselelere. Maneviyatı olmayan insanlar manevi görüntülerden rahatsız olurlar. Bu çok manevi bir görüntü. Maneviyat yoksun insan rahatsız olur. Ama şeyde şeyi de hoş bulmuyorum. Özür dilerim Demet. Bir sürü mesaj geliyor biliyor musun? Çok duygulandım. Allah Demet'ten razı olsun maşallah. Keşke herkes Demet gibi olsa çocuklarını öğretse vesaire. Bir sürü mesaj geliyor şu an biliyor musun? Peki bir dakika Okan Kurt bu konuyla alakalı bir şeyler söyleyecekmiş. Okan öyle söyleyeceğim mi? Kulağıma evet. Şimdi söylediler. Gel. Gelirsen gel. Bir gel Okan ya. Okan. Ay süper olur. Burası çok zorlu bir ortam. Gel. Okan'cığım gelebilirsin. Açık mı mikrofon arkadaşlar? Gel. Açıkmış. Okan'cığım hoş geldin. Burası çok benim. Eşimin yanına alalım. Biliyorsun zaten. Canlı yayınlardayız. Hoş geldin. Ben bir domates yapıyorum arada. Gel otur. Hoş geldin. Ya da eşinin yanında da durabilirsin. Okan'cığım mikrofonunu vereyim. Şimdi ben bu konuyla ilgili iki saniye bir şey söylemek istiyorum. Geliyor değil mi sesin? Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. İlgili görüntüyle mi alakalı? İlgili görüntüyle alakalı fazla bir şey söylemeyeceğim. Zaten Nihat herkesin söyledim. Anlayacağı dilde. Yani her aklı basan insanın anlayacağı dilde gerekli açıklamayı yaptı. Ben bu şey kısmını anlatmak istiyorum. Eşimin doğumundaki kısmı anlatmak istiyorum. İra... Doğumu saat 9:05 geçe gerçekleşti. Ben de belki izin hastaneciler kızacak ama sezaryen ameliyata girdim çocukla beraber. Sezaryen mi doğdu? Evet sezaryen doğdu. Neyse kız doğdu. Aldık anneden. İşte ilk nefesini attı, çığlığını attı. Şeye götürüyorum. Ben dedim ki işte hastanede kaybolacak falan korkusu vardır ya her babada. Yanında yürüyorum. Arabanın yanında yürüyoruz. Babama da o oda bir tane çocukların olduğu oda var. Odaya dedim hiç çocuk olmayacak. Sadece babamla o olacak. Neyse babama geldim. Karışmasın diye. Teslim ettim çocuğu. Orada da 3 tane abi tulum var. Bak burayı çok iyi dinin. Eşim bu kısmı bilmiyor. 3 tane tulum var. 2 tanesi normal mağazadan alınmış. Ne? Bir tane tulum özel. Ama onu sadece ben biliyorum. Bir de eşim biliyor. Baba dedim çocuk sende mi? Dedi bende. Tamam İyi dedim. Dinle bak şimdi. Ben dedim eşime dönüyorum. Baba, çocuğu teslim ettim. Tekrar ameliyathaneye koşuyorum. Bir yandan da ağlıyorum ama. O mucizeyi gördüğüm için. 2 saat sonra eşimi aldım odaya götürdüm. Dedim ki bana git dedi kızımı getir. Gittim abi bir baktım. Babama tulumu seçen de babam. Bir baktım abi Gülben Hanım Kabe'ye gittiğinde bir tulum almıştı. Aynen. Kabe'ye sürmüştü onu seçmiş babam. Demişler ki hemşireler hangisi olsun demiş şunu giydirin. Bir baktım abi o tulum. İki tanesi
mağaza tulumu o Kabe'ye değen tulum ve kimse bilmiyor bunu. Yani bunu... Babam bilmeden mi? Tabii tabii, sadece ben ve Demet biliyoruz. Sadece Gülben Hanım bize işte mesaj atıyor. Bu sizin diyor tulumunuz. Doğunca bunu giydirin. Ama o hengameden kimseye ben diyemiyorum ki bu tulum özel, bunu giydirin. Babam diyor ki şu tulum olsun. Bak orada 3 tane tulum var odada. Yani... Nihat, sana da çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah canım. Herkesin inancı kendine diyorum. Amin. Aynen. Tabii canım. Olsun, Allah... burası lafını barla kestim. Burada kimse Müslüman mahallesinde salyangoz satma dönemi bitmiştir. Burası Müslüman bir ülkedir. Hepimizin anası belli, tohumumuz belli, fıtratımız belli. O yüzden böyle 3-5 tane it, köpek hala inançlı insanlara böyle vesayet uygulayan, zorbalık yapan insanlara da fazla takmayın. Bir sürü mesaj geliyor Müslüman insana. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Mesela ben namaz kılarım. Ben hala çocukken öğrendiğim dualarla kılarım, biliyor musun? Hmm. Şimdi kafam almıyor şu an. Öyle tabii. Çünkü hep çocukken öğrendim. Aynen, doğru söylüyorsun. Bak vallahi bak, aynen şimdi öyle. Oturuyorum ya şununla mesela okuyayım diyorum. Olmuyor. Zeytuni bilmem ne. Girmiyor kafama, unutuyorum 2 dakika sonra. Sonra yine dönüyorum hemen çocukken öğrendiğim. Aynen öyle. Bak çocukken o yüzden bak. Bu çok önemli bir hadise. Çocuklarınızı mutlak surette Kur'an kursuna götürün. Ne öğrenirse şimdi öğreniyor. Peki Hira'dan o zaman devam edelim. Ama Okan'ı lütfen oturtalım. Lütfen ben, gitmesin ya. Okan oturacak. Okan'ı ayarlayalım bir sandalye, koltuk. Ama arada bir şarkı söyletin bari kıza ya. Dur, Hira bloğunu da bir şöyle güzelce. Gelmiyor. Ama ablam mesaj atmış. Diyor ki iki şarkı iyi olmasın. Daha. Demet sen ara şey, düşün hangi şarkı söyleyeceğim. Düşün. Çok güzel slow'lar da var ama tabii program daha tempolu gitsin, ne istiyorsan hareketlerden seçeceğiz. Cinayet diye beni yediler ya. Şunu sorayım. Ay Okan, mikrofonu al lütfen. Sen de varsın işin içinde. Evet, Okan Kurt şarkısı. Bu koltuğun gelsin. Cinayet şarkının adı. Şimdi şunu soracağım. Gel böyle. Oraya. Alsana aşkım, kızından beri böyle arasında diyor. Kadrajın bozulmasın diye söylüyorum. Kibar bir insan. Evet, kibar bir insan. Çok iyisin. Bizim bıdıklar lisede staj için buradalar. Bıdık arkadaşlarımız. Ha. Sağ olsunlar, arı gibiler. Şimdi şunu sorayım. Hira artık büyüyor. Anneye mi daha çok ilgili, babaya mı? Bunu da herkes merak ediyordur. Çünkü kız çocukları daha çok babaya yakındır. Bunu biliyoruz. Benim de 2 kızım var. Allah bağışlasın. Maalesef suratı var. Yakın tutarsan. Yani bunu bence önce sen cevap ver hayatım. Tamam, deme sen başla. Vallahi eskiden babaya düşkündü. Son 1-2 aydır bana. Kim daha çok vakit geçiriyor? Tabii ki annesi, ben hafta içi 7-6.30 çalışıyorum. Ama bazen ofise gidiyor çünkü Allah razı olsun kocam ofiste ona bir kat yaptı. Bayağı ev gibi. İşte televizyonu, koltukları, oyuncakları, her şeyleri var. Dedeye de düşkün. Tabii, ofiste bir odası var en üst katta. Geliyor orada, televizyonu var, koltuk takımı, oyuncakları. Geldiği zaman yani ev ortamı olsun diye uyuyor orada, uyanıyor, yemeğini yiyor. Ya şimdi... Herkes evladını sever de. Hira'nın görüntüleri gelsin ekrana Ali'cim ya. Hira'yı bir görelim, çok tatlı. Bir dönem sadece Okan'la, yani babasıyla çok daha fazla vakit geçirsin diye evi taşıdınız. Aynen öyle. Fakat başarısız bir projeydi. Bu projede Demet Hanım pek mi şişti biliyorsun. Her gün trafik etiler olmayacak falan. Sonra tekrar döndünüz. Acaba ondan sonra araya bir soğukluk girdi mi Hira'yla babası arasında? Yok canım, öyle bir şey söz konusu bile değil. Sürekli temizliği beraber yapmanız peki? Temizlik yapıyoruz. Her akşam mesela mamasını bana yaptırtır. Ben çok yedirtirim. Güzel, maşallah. Uyur. Dün akşam ama ben bayağı bir yorgun olduğum için ilgilenemedim. Sen evet. İlgilendin. Sen 2:30-3'te odaya girdik. Sen o ara kopuktun yani hayattan. Konuşmaya başlamadı değil mi daha? Başladı. Başladı mı? Başladı. Öyle zangır zangır konuşmuyor yani. Ama yani. Neler söylüyor? İlk kelimesi ne oldu? Sence? Baba mı? Yani CD'm çıkmıştı. Öbür CD pırlanta. Baba diyordu. Yani. TV'ye bakıp baba Allah'ım diyordum. Bu kız hiç anne demiyor. Parayı baba basıyor ya, ondan mı acaba? Böyle bir şey olur mu? CD'ye bakıp niye baba der abi? Baba. Ya tam ben hiç unutmuyorum. Böyle yürüteçte o zaman. Yürüteçte böyle bir bop. Annesi eline götürüyor. Hadi kızım. Baba dedi. Annesi, kız sen ne dedin dedi. Vallahi dedim hayatım dedi. Artık o işte 6 ay sürekli baba dedi. Başka hiçbir şey demedi. Hadi ya. Evet. Ama baba çok kolaydır çok biliyorsun çocuk. Baba ecelemede. Anne ama zordur. Annen dedi mi peki? Dedi diyor tabii. Diyor. Anne diyor anne. Hani Hira'yı okay. Kim buldu Demet? Hira'yı. Hira ismini. Okan ya Hira bizim... Ben de yandım duymuşum gibi anlatıyorum. Babamlar Ümre'ye gitmişti. Babam beni aradı, dedi ki biliyorsun Nurdağ'ın da Hira mağarasına girmek biraz zor. Dar. İnsanlar evet, hep... Tabii. Ya oğlum dedi, dün gece... İşte aradı, Allah nasip etti. Bir anda girdim, orada 2 rekatta namaz kıldım dedi. Sana ve abine dedi evlat diledim dedi. Bizde o zaman çocuğumuz Allah yok. Allah. Ondan bir ay sonra ben o duyunca abi bir anda şimşek çaktı. Dedim ben Hira koyacağım dedim. Eşime sordum. Hayır, bunu niye sordum biliyor musun Ömür? Çocuğun ismi
çocuğun kişiliğine, karakterine de yansırmış. E tabii, bak, kişinin ismi, kişinin karakterine de yansıyor. Bir gün hatta Peygamber Efendimiz sahabelerinin bir tanesinin adı Harp'miş. Harp. Savaş yani. Savaşçı, Arapça savaş anlamına geliyor savaşçı. Peygamber Efendimiz ya demiş, sen şu adını değiştirelim senin, Harp ismini. Hani harp, savaş falan güzel bir şey değil. O da demiş ki ya Allah'ın Resulü, benim dedelerim taktı, dedem taktı bana. Ne olur kurban olayım, müsaade et demiş, kalsın. Peygamber Efendimiz de bakmış ısrar ediyor. İyi tamam, öyle olsun demiş. Sonra yıllarca onlar, o aile mesela, hep böyle kendi içinde kan davaları vesaire, hep bir savaşlarla geçmiş yani. O yüzden sordum, hani Hira daha çok yani, Hira kim koydu adını tabii. Çok. İslamiyet için çok önemli bir çocuk lokasyon. Özel ismiyle doğmuş zaten. Tuğlular, ya çocuk bulular. Şöyle bir şey, Nihat'ın söylediği çok doğru bir şey. İsmine çok şey oldu. Şimdi mesela bu namaz kılma videosunda şöyle bir şey, çok eşimin üzerine de gelindi. Yani çok değişik şeyler yazıldı, çizildi, konuşuldu. Şöyle bir şey, çocuk kendini bildiğini, biz o zaman eski evimizdeydik, cami de çok yakın, ezan okunduğunda baba baba amin amin diyordu. Yani çocuk Allah, o kadar kimse ya. Bir şey öğretmiyor çocuğa. Ya namaz kılma görüntüsü gelebilir mi? Namaz kılma görüntüsü, ne ben giydirmişim, ne annesi giydirmiş, ne biz böyle bir şey göstermişiz. Bu yaşta bu çocuğa, Nihat'ın söyledi, bizi bak, duygulandırdı, hepimizi ağlattı o tesbih olayı mesela. Baksana abi ya. 2 yaşında çocuğa sen bak, secdenin önünden. Bilmez ki bak, duruyor geç, bak kalkarken bak bak. Eller, bak şimdi bak. Eller ya. Bak oynat, devam et. Maşallah. Bak o tesbihe basmamak için de üstünden zıplıyor. Bak Ömür. Bak üstüne de abi, hani bak, basmamak bak, için bak, onun bak kutsiyet bak, görüyor. Bak bak görüyor musun? Bak o zikir tesbihi bak. Bana çok bak, sonra şey geldi. Bak, bak. Bizim evladımız da böyleydi. Bak yani hop, görüyor musun? Bak üstünden atlıyor. Tesbihe basmıyor bile çocuğa. Allah razı olsun. Kim de evdeki hanımefendi? Evdeki hanımefendi kim? Maşallah. Şengül Hanım. Şengül Hanım ama dinine çok bağlı herhalde bir insan. 5 vakit namaz kılıyor. Genelde de yanında oluyor Hira. Dadısı değil ama. Dadısı değil ama. Ha. Kendisi. Ama ondan da görüyor tabii. Görüyor görüyor. O saygıyı da almış belli. Yani daha babam eve geldiğinde babam 5 vakit namaz kılıyor. Görüyor ondan. Dede, çünkü babam salonda kılıyor. Ha baba da kılıyor. Kılıyor. Salonda kıldığı için görüyor çocuk. Yani şimdi biz bunu inancımızı öğrenme çocuğumuzu... mi diyelim çocuğa tabii yani. Ki, tabii ki. Ya böyle bir şey olabilir. Çocuk kötü bir şey öğreneceğine. Bunu öğrensin. Bu da yani enteresan bir şey. Anlamıyorum insanlar. Vallahi ben size şunu söyleyeyim. Mesela biz de zaman zaman karşılaşıyoruz işte. Cumaları bilmem şey paylaşıyorsa cumanız hayırlı olsun, namaz uykudan hayırlıdır vesaire dediğinde, o ibadetinizi bilmem neye mi reklama mı alet ediyorsunuz bilmem ne, evet reklama alet ediyoruz çünkü niçin biliyor musunuz? İbadet açık haramın, bak bak aslında. haramın haram bir şeyin reklamının olduğu yerde helal olan da helalin de reklamı olur, değil mi? Bak haramın reklamının olduğu yerde helalin de reklamı olur. Haram helalse, şey haramın reklamı oluyorsa helalin de reklamı oluyor. Bundan dolayı bu videonun paylaşmasından dolayı da Demet Akalın binlerce dua almıştır biliyor musun? Binlerce sevap yazılmıştır. Bak, binlerce çoluğa çocuğa örnek kısmını konuşuyoruz ama bir de beğenen kısım var değil mi tabii yani? Tabii ki canım. Anormal i̇şte onu deriz. Söylüyorum ya, çoğu insan da yazdı bizim hani evladımız da böyle ne kadar güzel diye. Hı-hı. Ama onlar hani iyi şeyler çok insanların... Tabii. Öbür taraf konuşmuyor. Mutlu etmiyor yani. Peki şunu soralım o zaman Hira ile alakalı. Hira'nın sen şimdi 20 yıldır artık mankenlikten sonra değil mi 20 yıl? Sadece hani şarkı söyleme süresinden evet. bahsediyoruz. Tamam 20 yıldır sanat hayatını 20. yılını doldurdun. Şimdi mesela Hira'nın da şarkıcı olmasını ister misin? Yani Okan bir daraldı. Şimdi önce tabii demek. Şarkı söylemeye... Prodüksiyon çok kısmını düşünüyorum bir de olursa. Prodüksiyon kısmını düşünüyorum. Sponsor Okan ya. Yani şarkı söylemeye meraklı. meraklı. Mesela şimdi Gülşen'i dinliyor. Ondan sonra Allah Allah. Bir de Fatih Yüreği dinliyor. Adam. Fatih diyor mesela. Ama mesela yılan Fatih, dansı da yapıyor. Fatih eve geldiğinde... Mesela utanıyor onda. Ondan sonra kenarlara köşeye sonra çıkıyor demiyor ortaya. Demiyor mu? Fred Çakmaktaş gelmişti ama Fatih de değişti canım yani. Evet Fred Çakmaktaş değil mi? Şimdi şeye benziyor. Ya şarkı, dediğim gibi şarkı da söylüyor. Bilmiyorum ki şarkıcı olması hiç düşünmedim malayı. İster misin onu söyleyeyim. Sorayım. Ya, alkışı seviyor benim kızım. Sahnede olmayı seviyor. Yolu açık o zaman. Geçen Bostancı'da çıktı. Koltuğa oturdu. Bir de ayaklarını da böyle yaptı. Böyle bütün konseri böyle seyretti. İnanamazsın böyle bir şey olur. Çok güzel. Baba anneciğim diyor? Diyorum gelecek misin bu seferki konseri diyorum. Yes. Diyor bir tane. Bir de onun yeğeni olarak. Parti elbisesi almış mavi. Bir de bunu giyecekmiş. Bir de onu gösteriyor. Maşallah. Baba ne diyor? Babaya baba şimdi ben sponsor ne diyor? Ben isterim ki benim işimi yapsın isterim tabii. Herkes kendi işini yapsın. Senin işini mi? Nakliye işi mi? Aynen.
Sen o yüzden ofise götürüyorsun. Yok onu ya bir şey söyleyeyim mi? Adam lastik değiştirmiyormuş yani. Şimdi şöyle bir şey. Adam lastik değiştirmiyor. Şunu söylemek istiyorum. Mesela bizim sektörde de bayanlar çok öndedir. Çünkü bayanlar daha dikkatli. Tabii. Ofis yani ofis yönetimi, genel yönetimler, üst düzey yöneticilikler genelde... O zaman işletme falan okusun istiyorsun sen. Olabilir. Ay kafayı yesin sonra. Ama işte şu an onun için çok... Her baba gibi ben de benim jenerasyon evladımın bir sonraki jenerasyon işimi devam ettirmesini isterim. İnşallah bir istiyorsun. Oğlun olur da. Bence de İnşallah yani. Olur. Nihat abi burada topa girer. Topçu yapar bu ya. Yok topçu yapar. Bu topçu yapar. Bunlar yalnız top oynadığını falan zannediyorlar biliyorsun. Daha bizde oynamadıkları için. Bir dakika. Girmiyorum bunlar eğlensinler diyorum kendi saat, aralarında. Saatte gün alalım abi. Saatte gün alalım. Bitti bak 5 de avans veririm. Tamam. 5 avans. Yok abi. Okan bir şey söyleyeceğim. Okan bize saatte gün istiyor. Çerçi takımı hazırla Fatih Çerçi. Çerçi takımı hazırla. Bir dakika Okan'ı ben biliyorum. Okan çok iyi top oynuyor. Seninle ilgili de şunu duydum. Bak, bir dakika. Messi bir saniye. Tamam. Oo, Messi. En sevdiğim. Aklını alırım. Abi daha konuşuyorsun. Ben söylüyorum abi. En sevdiğim insan tipi abi. Okan. Bak. Okan. Kesişen, senin çok iyi oynadığını biliyorum ben. Nihat'la ilgili de bana Bilgehan Demir var ya bizim boks maçlarını anlatan sevgili Bilgehan Demir. Geçen biz konuştuk evet. Bu Atakan mevzundan dolayı. Evet. Nihat çok fena top oynar dedi. Ben Nihat'ı bilmiyorum. Bak duvarda resmimiz alemde ismimiz. Ben söylüyorum. İstediğini alsın gelsin. Bir şey söyleyeceğim. Alsın kimi alıyor bak. Ya şu an bir şey söyleyeceğim. Zam telinden vurdu var ya. Ya. Ben yer ve saat istiyorum. İstediğim futbolcuyu getireceğim. Okan'cığım bana da küçükken Maradona derlerdi. Eyvah. Seni de transfer ettik abi. Sıkıntı yok. Görüşleri falan alırlar. Tam yandılar biliyorsun. Tam değil mi? Bak. Amatör futbolcu getirir çok tehlikeli. Amatör yok. Normal. Futbolcu yok. Hiçbir lisanslı futbolcu yok. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şirketten SSK kağıtlarıyla getireceğim. Bordrolarla. Bak buradan söylüyorum. İstersen hemen şimdi Barcelona'ya bağlan Arda'yı getir. Bağlan Arda şu sıralar top oynamıyor. Ben söylüyorum. Onlar stat futbolcusu. Halı sahanın kültürü farklı. Tamam şöyle yapalım. O zaman şöyle yapalım. Bir dakika burada iddialaşıyoruz Demetciğim. Saat ve gün istiyorum ben. Sana saati ve günü vereceğim. Saati ve günü vereceğim. İstediğin topçuyu getirebilirsin. Ligo aktif olmayacak yalnız. Ne güzel seviyorduk seni ya. Şimdi. Hayır aktif olmayacak. Yine seviyoruz olur mu ya? Ne alakası var top yapacağız ya. Ya yenersen? Bitti. Mecbur yeneceğim. Yes. O da değil ki bu. Acun değil ki bu. Acun'u yaptık biliyorsun. Acunları kimse yenemiyor. Dedim ki. Acunları yenemez çünkü Acun yenene kadar maçı uzatıyor. Aynen öyle ki. İftardan sonra başladık. Sağ ol oldu maç. Acun yenikse 90 dakika çıkıyor. Dedim ki beni bilmiyor nasıl top oynadığımı. Geldi sadece bak daha hep anlatırım. Da ceza alanına geldi. Biz de ısınıyoruz. Geldi falan. Topa koydu ayağını. Hani maç konuşması yapacak ya. Yaçım getirdin mi takımı? Getirdim abi dedim. Bizim Şenay abi var ilçe başkanı Esenyurt'ta. Onu da gördü böyle göbekli möbekli. Baktı Allah Allah dedi. Nihat'cığım dedi sizden tek bir ricam var. Topu ayağının altında orta sahada. Buyur dedim abi hayırdır ne istiyorsun? Baktım görüyorum da sizin takımı dedi. Hani zaten hani çapınız belli. Sizden ricam bizi biraz dedi ısındırın bari. Dalga geçti topu yani. Topu aldım ayağından seni birazdan yakacağım dedim. Maç ne biliyor musun? Bak yakacağım dedim seni. 7-4 maç bitmiyor. Bitmez. Maç bitmiyor. 3 saat olmuyor ya. 3 saat maç mı biter? Yani o sürer. En son dedim ki çocuklar bari bırakın. 7-7 oldu Acun böyle yaptı. Tam maç bitti dedi. Anladın mı? Survivor'da Taner'e neler yaptı abi? Taner onu hep yeniyordu ve o yeniyordu ama. Tekrar ediyorum Demet sen de şahitsin. Aktif topçu getirme kimi getiriyorsan getir. Aktif topçu yok. Lisanslı futbolcu yok. Aktif oynayan getirmeyeceksin. Lig oynayan getirmeyeceksin. Futbolu bırakmış aktif olmayan gelsin başım gözüm üstüne. Tamam. Tamam. Okay. Peki. İstediğin yerde istersen deplasmana da geliyorum. Tamam hiç problem. Ay bir şarkı söyleyin ne olur. Evet.